Depremtv.com haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün Çankırı'da, Çankırı Meydanı'nda Demokrat Parti Belediye Başkanı adayımız Umut Özcan Bey ile birlikteyiz. Umut abiciğim merhaba diyelim. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Suat Bey. Sağlımlar olun. Tabii ki hemen böyle bir baktığımız zaman Çankırı Meydanı'ndayız. Umut Özcan Çankırı Meydanı'nda, Çankırı Meydanı'ndan Çankırı'ya sesleniyor diyebiliriz, doğru mu? Doğrudur. Tüm Çankırı halkına sevgi, saygılarımı sunuyorum. Umarım bu seçimler barış, kardeşlik içerisinde Çankırımız için hayırlara vesile olur. İnşallah diyelim. Dün de meydandayız, bugün de meydandayız. Allah izin verirse yarın da meydanda olacağız, doğru bundan mu? Bundan sonra inşallah Çankırı halkıyla iç içe meydanlarda olacağız. Umut abicim, şimdi malum ilk adaylığını açıklayan isim sensin Çankırı'da. İlk adaylığını açıklayan partide, adayını açıklayan partide Demokrat Parti oldu. Öncelikle bu süreci Umut Hoca nasıl değerlendiriyor diye sorsak ne dersin abi? Bu süreçte Demokrat Parti'nin adayı olmaktan, evet, Çankırılı hemşehrilerimize hizmet vermekten, evet, Çankırılı hemşehrilerimiz için hizmet vermekten ve bir şeyler yapmaktan son derece onurluyum, gururluyum. Abi bu ayrı bir cesaret değil mi? Yani medeni bir cesaret aslında bu değil mi? Cesaretse bunun adı bu. Ya kesinlikle, yani her şeyde artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Artık Çankırı'nın gelişmesine inananlardan biriyim. Çankırı'nın bir ilçe olarak anılmasından ciddi anlamda rahatsızlık duyanlardan birisiyim. Şöyle diyelim, ilçeliği de köy kent Çankırı değil, artık şehirleşmiş bir Çankırı. Şehirleşmiş, nüfusu artmış ve büyümüş bir Çankırı diyelim. Şimdi bunu deyince tabii ki 3 dönem Çankırı'da böyle milletvekili yapmış olan Hüseyin Filiz AK Parti'nin adayı oldu. Ve söylemiş oydu, 10 bin konut, 30 fabrika, 300 bine, nüfus 300 bine gelmiş bir şehir. Bu hususta ne diyorsun abi? Şimdi tabii ki her adayımızın kendine göre bir projesi vardır. Kendine göre bir yapmak istedikleri bir şeyler vardır. Evet. Bu Hüseyin abinin kendi projesidir, kendi düşüncesidir. Saygı duyarım. Yani diyecek fazla bir şeyimiz yok, saygı duyarım. Yani umarım Çankırımız için hangi adayımız olursa olsun bir taş üstüne taş koyarlar. Çankırımızın gelişmesi için bir çalışma sarf ederler, bir efor sarf ederler. Bu hangi adayımız olursa olsun, sonuç ne olursa olsun ilk hedef Çankırı. İlk hedef Çankırı. Hedefimiz Çankırı'yı büyütmek, doğru mu? Kesinlikle. İnşallah diyelim. Peki Sayın yine AK Parti Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz'in emekliye su bedava, ulaşım bedava söylemine ne diyorsun abi? Az önce de söylediğim gibi, yani her adayın kendine göre bir projesi vardır. Kendine göre bir vaat ettikleri projeler vardır. Biz bunlara saygı duyarız. Yani şimdi önemli olan emekliye suyun bedava verilmesi veya ulaşım bedava sağlanmasından ziyade önemli olan insanların ekonomisine nasıl bir katkı sağlanır? Biz insanlarımızı refah seviyeye getirdiğimiz zaman zaten emin olun ne ulaşım ücreti insanlarımız için yük olur, külfet olur, ne de suya ödediği para, yani külfet olur. Diyorsun ki ekonomi iyi olsun, insanların ekonomisi de güzel olsun, doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle, yani insanlar refah seviyeye ulaştığı zaman, yani aile içi sıkıntılar da ortadan kalkar, evet, aile içi tartışmalar da ortadan kalkar, daha huzurlu, daha mutlu bir toplulukla karşı karşıya gelir. Yani aile birliği için gelir seviyesinin artması şart. Çok doğru, kesinlikle. Peki Umut abicim, malum şimdi meydan yerindeyiz. Altı dükkan üstü meydan, bu tartışıldı. Hatta biz bunu yine AK Parti'nin belediye başkanı adayına sorduk, Hüseyin Filiz'e. Dedi ki biz Çankırı'yı Özören Meydanı'na kavuşturacağız. Hatta millet bahçesi yapacağız dedi. Umut Özcan meydan hakkında ne düşünüyor diye sorsak ne dersin? Şimdi meydan projesinde Allah nasip kısmet ederse biz bu makama gelirsek ve Çankırı halkı bizi layık görüp de bizi oraya layık görürse ben bu meydan projesini halka sunacağım. Referanduma gideceğim. Referandum. Çankırı halkına sunacağım. Çankırı halkının kararına göre ya devam edeceğiz ya meydana çevireceğiz. Burada tamamen takdir, tercih Çankırı halkınındır. Peki şöyle diyeceğim abi, malum ya Hüseyin Filiz mi yoksa İsmail Hakkı Esen mi, bir tartışması var. Tabii ki Umut Özcan genç, dinamik, yakışıklı bir belediye başkanı adayımız ve iş insanı. Umut Özcan bu seçimleri nasıl görüyor diye sorsak ne dersin? Şimdi her aday zaten bir seçime kazanmak için yola, evet, çıkar. Hiçbir aday kaybetmek için yola çıkmaz. Eminim ki bütün evet, değerli adaylarımız Çankırımız için bir şeyler yapmak için bir yola çıktılar.
Çankırı'yı kalkındırma için, Çankırı'yı yükseltme için yola çıktılar. Biz de kendi çevremizce, kendi ismimizce, kendi aile yapımızla beraber seçimlere hazırlıklıyız. Buradaki tabii ki son kararı takdir-i ilahi belirleyecek. Son kararı Çankırı halkı yani belirleyecek. Yani Cenab-ı Allah ne takdir ettiyse olacak. Kesinlikle yani. Onun ötesinde bir şey yok. Tabii ki yani şöyle söyleyeyim Suat Bey. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi mesele Umut Özcan'ın kazanması, Hüseyin Bey'in kazanması, İsmail Bey'in kazanması değil. Mesele Çankırı'nın gelişmesi, Çankırı'nın büyümesi. O zaman şöyle diyelim abi, tam böyle bam teline bastın. Mesele Çankırı'nın kazanması, doğru mu? Kişiler önemli değil. Ya ismin hiçbir önemi yok. İnsanlar gelip geçicidir, kişiler gelip geçicidir. Bir gün Umut Özcan da gelip geçer, Hüseyin abi de gelip geçer, İsmail Bey de gelip geçer. Önemli olan bıraktıkları eser. Önemli olan Çankırı için ne yaptıkları. Yani Çankırı'nın geleceği için oylamayı vatandaşlarımız kendisi yapacak. Tabii ki. Evet. Peki Umut abi, malum şimdi sen dedin ki ben belediye başkanı seçilirsem belediye çalışanlarının maaşını 40 bin yapacağım dedin. Ondan sonra böyle bir yarış başladı. Sayın belediye başkanımız 25 bin dedi. Başka bir belediye 27 bin dedi. 28 bin dedi. En son herhalde 31 bine geldi. Son duyduğum kadarıyla, yanlışım varsa düzeltin lütfen, Korgun Belediyesi işçi maaşını 31.000 TL yapmış. Evet. Tekrar söylüyorum, istatistiklere baktığınız zaman 25.000 TL açlık sınırının altında olan bir rakam. Şimdi insanların refah seviyeye ulaşması için, insanların mağdur olmaması için, insanların daha düzgün bir hayat yaşayabilmesi için ben tekrar sözümdeyim. En düşük işçi maaşı bir Çankırı Belediyesi'nde oraya geldiğim sürece 40.000 TL olacaktır. 40.000 olacak. 40.000 TL olacaktır. Ben yasal zam artışında ben bu rakamı 40.000 TL yapmadığım sürece sözümde yine duruyorum. Ertesi ay belediye başkanlığından istifa edeceğim. Tabii şu anda buna ulaşan olmadı, 40.000 rakamına. Buna ne diyorsun abi? Söylediğim gibi yani her adayımızın kendine göre bir düşüncesi vardır. Evet. Hani neye göre düşünürler, neye göre hesap yaparlar. Biz bu 40.000 TL'yi de nasıl yapacağız onu da söyleyeyim. Açıklamasını da getireyim. Biz belediye ek kaynak getirecek yatırımlar yapacağız. Belediye ek kaynak getirecek projeler üreteceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, belediyeye gelen her para kuruşuna kadar Çankırı halkına yansıyacak. Çankırı Belediyesi'nde çalışan işçilerimize yansıyacak. Eyvallah. Şimdi tabii ki o gelirlerin birisi bu alttaki dükkanlar. Şöyle diyorlar yani, burayı keşke meydan değil de madem Çankırı Belediyesi'ne gelir kazanmak istiyorsanız ya büyük bir iş hanı olsaydı, iş merkezi olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Sen ne diyorsun abi, burası büyük bir iş merkezi olsaydı daha mı iyi olurdu? Benim şahsi fikrimi soracak olursanız Çankırı'mızın düzgün bir meydana ihtiyacı var. Evet. Güzel bir meydana ihtiyacı var. Zaten şurada görüyorsunuz. Her yer betonarme, evet. Her yer yapılaşma. İnsanlar sıkılmış. Yani şehrin biraz yayılması lazım, şehrin biraz genişlemesi lazım. Büyüme böyle olur. Kesinlikle yani insanlar artık hani hep aynı yerde. Mesela buradan gidiyorsunuz, bulvar var. Bu öbür taraftaki cadde var. Şöyle yani, diyeyim o zaman ben ya, Çankırı'ya 15 dakikada zaten turlama şansı var. Ya kesinlikle yani insanların şurada oturup ailesiyle bir rahat nefes alacağı veya ne bileyim bir keyifli vakit geçireceği belli başlı alanlardan başka hiçbir yer yok. Evet. Belli başlı alanlardan başka hiçbir yer yok. Şehrin biraz yayılması lazım. İnsanların biraz nefes alması lazım. Aynen. Ve o yüzden de Çankırı'nın iyi bir meydana ihtiyacı vardı. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız hani kendi çapında bir şeyler yapmak istemiş. Ha, yapılan hizmete de biz her zaman saygı duyarız. Allah razı olsun. Yani tabii ki yani kim az önce de söylediğim gibi kim taşın üzerine koyarsa Çankırı için benim başımın tacıdır. İsmin hiçbir önemi yok. Önemli olan Çankırı'nın gelişmesi, memleketimin gelişmesi. Allah razı olsun. Çankırı'nın bir Ankara'nın bir ilçesi olarak anılmaktan çıkması. Aynen öyle. Peki Umut abicim, malum Çankırı'mızın değerleri var. İşte Hacı Murad-ı Veli Hazretleri, Karatekin Bey, Büyük Cami, İmaret Bölgesi. Kastamonu'ya akın akın insanlar gidiyor ama Çankırı'ya akın akın gelen kimse yok. Umut Hocam geçen bir programda açıkladı. Biz önce iş turizmi burada canlandırmak zorundayız. İnsanlar buraya gelsin, yesin, içsin, Çankırı'ya gelsin dedik ama Umut Hocam'ın Çankırı'da böyle uç noktada uç sayılabilecek bir projesi var mı aklında? Yani ben bu projeyle bu işi alır götürüm diyeceği bir projesi var mı diye sorsak. Şimdi iş turizmine biz ağırlık vereceğiz. Ben geçen programda da söyledim. Bugün Kars nasıl bir ziyaret çakınına uğranıyorsa, evet. Doğu Ekspresi'nde siz nasıl bir yer bulamıyorsanız aynı şekilde Çankırı içinde biz bunu yapmamız gerekiyor. Neden yapmamız gerekiyor? Bugün Hacı Murad-ı Veli'ye
Hazretlerinden bahsediyoruz. Bugün Ankara'nın Hacı Bayram Veli Hazretleri her yerde tanınıyor, ziyaret akımına uğruyor. Şimdi sizin dediğiniz gibi Kastamonu'da, Kastamonu deseniz ona keza. Bugün Hacı Bektaş Veli Hazretleri, bunu da analım. Tabii ki, yani şöyle söyleyeyim, buradaki eksiklik tamamen bize ait. Ben buna kendimi de katıyorum. Evet. İş adamında bunda eksiklik var, iş adamı olarak, statüsünde olanlarda. Milletvekilinde eksiklik var, hata var. Belediye başkanında hata var. Yani belediye başkanı derken ben mevcut belediye başkanımız için söylemiyorum. Geçmiş ve bugüne kadar olanlarda. Evet. Yani orayı tanıtmak için. Ya Çankırı'nın bir hatası var. Peki Çankırı'da Çankırı milliyetçiliği var mı abi sence gerçekten? Çankırı'da Çankırı milliyetçiliği aslında var ama bugün. Ama Kastamonu'da var. Bugün, yani adam mesela özür dilerim. Yani şu açıdan sordum ben onu. Kastamonu'da işte hangi partide ne olursa olsun Kastamonu için yapılır bir şey varsa bütün partiler yan yana geliyor ve gerekirse mecliste bakanlıkta bunun için çaba harcıyorlar. Orada parti ayrımı değil, sadece Kastamonu diyor. Çankırı'da böyle bir birliktelik var mı? Çankırı'da böyle bir birliktelik yok. Parti bazında bakacak olursak yok. Çankırı'daki geçi son dönemlerde Türkiye genelinde bu şekilde oluyor ama Çankırı'da neden yok? Hani şimdi insanlar artık birbirini eleştirmekten, birbirine ne bileyim hatalarını gözlemekten. Haset fesetten bu şey. Yani kesinlikle yani yapacaklarını halka aksedemiyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Birbirimizi eleştirmenin, birbirimize atıp tutmanın veya birbirimize burada cevap vermenin hiçbir anlamı yok. Bence projeler yarışsın, fikirler çarpışsın. Bitti. Bir daha söyle abi. Projeler yarışsın, fikirler çarpışsın. Abi bu çok güzel bir kelamdı. Yani bu kelam için öncelikle teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Belediye Başkanı adayımız AK Parti'nin Hüseyin Filiz yapılacaksa ben yaparım dedi. Bu kelama ne diyorsun abi? Şimdi Hüseyin Bey hani benden büyük olduğu için abi diye hitap edeceğim. Evet. Hüseyin abimiz milletvekilliği yapmış bir insan. Üç dönem milletvekilliği yapmış bir kişi. Takdir ettiğim de sevdiğimiz bir insan. Lastik fabrikasını Çankırı'ya kazandırmış. Yani kesinlikle yani yapmış olduğu Çankırı'mız için yapmış oldukları vardır. Doğrudur. Sayın Belediye Başkanımızın da dediğim gibi değerli büyüğümdür. Takdir ettiğim bir insandır. O da yoktan bunları şimdi, yaptı. Şimdi Çankırı için az önce de söyledim. İsmin hiçbir önemi yok. Hüseyin Bey yapıyorsa, Umut Özcan yapıyorsa, İsmail Bey yapıyorsa bunun hiçbir önemi yok. İsmin kesinlikle hiçbir önemi yok. O zaman şöyle diyelim. Yapılacaksa biri yapsın ama kim yaparsa yapsın. Biri yapsın değil mi? Kazanan Çankırı olsun. Kazanan Çankırı olsun. Umut abi bir cuma günü buradayız. Öncelikle cuma da mübarek olsun diyelim. Tüm Çankırı halkımızın cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Şimdi Umut Hocan olarak tabii ki yan yana geleceğiz. Seçim sürecinde çalışmaları çekeceğiz. Reportajlar yapacağız. Sen ve diğer partinin adayları da dahil olmak üzere hepsinin yanında bizleri görmek istiyorsa yanlarında olacağız. Umut Hoca'nın bugün Çankırı halkına, Çankırı meydandan diyeceği ne var diye sorsak ne dersin? Şimdi bu seçim bir genel seçim değil. Evet. Bu seçim bir milletvekilliği seçimi değil. Yani partilerden ziyade kişilerin öne çıkması lazım. Çankırı için nelerin yapılacağını, yani projelerin, Çankırı için ne gibi gelişmeler sağlanacağı, kimin daha iyi katkı sağlanacağını, projelerin sunulacağı bir seçim. Yani o yüzden ben Çankırı halkından, Çankırılı vatandaşımızdan ben şunu rica ediyorum, şunu söylüyorum. Kime oy verirseniz verin. Benim için, bizim için fark etmez. Tercih vatandaşı. Tabii ki tercih vatandaşın biz saygı duyarız. Hangi görüşten olursa olsun, hangi fikirde olursa olsun biz saygı duyarız. Ama lütfen Çankırımızın geleceğini iyi analiz etsinler. Yani bu yapılacak seçim Çankırımızın gelişmesi babında olacak bir seçim. O yüzden de yani iyi analiz edilsin. Ona göre de tercihlerini kullansınlar. İnşallah bu meydandan şunu ekleyeyim. Ondan sonra bitirelim inşallah müsaade olursa. Sayın Belediye Başkanımıza da burada bir röportaj yapmıştık. Belki dinlemişindir. Evet. En büyük projeniz ne diye sorduğumda Çankırı huzurun, barışın ve kardeşliğin şehri olsun demişti. Bu hususta ne dersin abi? Sayın Belediye Başkanımıza katılıyorum. Huzurun, barışın, kardeşliğin bir şehri olması diliyorum. Burada Sayın Belediye Başkanımızın o günkü yapmış olduğu röportajınızda da ben dinledim. Kendisi de zaten bu 40.000 TL maaş konusunda bir nevi yani bizi teyitlemiş oldu. 40.000 TL cümle kullandı. Bundan dolayı da yani umarım Çankırımızın insanları, Çankırımızın vatandaşları, Çankırı Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşlerimiz refah seviyeye ulaşır. Daha mutlu bir Çankırı ile karşı karşıya geliriz. İnşallah diyelim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Tekrar yan yana geleceğiz inşallah. İnşallah Suat Bey. Sağ olun.